5 yılda Türkiye devleti özünü elan kılgende, birinciler Katar'ı da Buhara Avtonom Respublikası tanılıp ve anca münce yordam verir. Özünü hazinesinden cüde kop pul acıratken Atatürk canıpları gibi. Bir daha bakarsak aslında 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti duyurulduğu zaman onu tanıyan ülkelerden biri olarak Buhara Bozerk Cumhuriyeti olmuştur ve hatta Türkiye Cumhuriyeti'ni desteklemek üzere kendi hazinesinden kimi varlıkları da göndermiştir Türkiye Cumhuriyeti'ne. Bu dilimiz, tilimiz, dinimiz birligini biz hazır bana institut rahbarlarından az yine başka hanede oturken de anca bunca geplaştık. Ben öyleyim ki, Xudo xolosa inşallah başka yana maşı, kengeşimizi başka oturuşlarda, başka maçlislerde bu mavzuniye suhbetleşip müzakere kılarız. Şimdi özel konuşmamızda odada enstitü temsilcileriyle konuşurken kalbimizin, dilimizin ve dilimizin tek olduğu kanaatine vardık. Bundan bahsettik ve düşünüyorum ki sonraki oturumlarımızda, sonraki konferanslarımızda bu konularda da oturumlar yapabiliriz. Dar hakikat, bana hocam aitkenlerdek, azgine aramızda soğukallik düştü. Bir 10-12 ilçe münasebetlerimiz arası bir köş deyip azgine soğukallik gördü. Gerçekten çok değerli hocamın da değindiği gibi ikili ilişkilerimizde bir soğuma söz konusuydu. 10-12 yıl devam etti böyle soğuk ilişkiler. Lakin 2016 yıl Noyabr ayında bizim ikili prezidentimiz Samarkand şehrinde görüşkenden ki bu cüde hem keskin uzgarış buldu biz münasebetler arasında. Ama 2016 Kasım'da bir dönüm noktası söz konusu oldu. 2017 yılda diplomatik tarihinde malumca hiç kaçan bulmagan biz iki taraflı bir münasebetler arasında rekordunu vurduk. Ve 2017 yılında da biz ikili diplomatik ilişkilerimizde hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştık. Cumhurbaşkanlarımız 5 marotaba yıl mobayında görüştü. Her hal platformlarda, halkara platformlarda yakkeme yakke, kozma koz. Ve rekor kırdık diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanlarımız uluslararası düzeyde farklı şekillerde, farklı platformlarda 5 defa buluştular. Ve şunca telefonda geplaştı. Ve bunun dışında bu kadar telefon görüşmeleri de oldu kendilerine. Faal münasebetler halı bölmeden. Bizim tarihimizde böyle aktif ve faal ilişkiler henüz görülmemişti. Maşı yarım yıl içinde iki de yukarı derecedeki teşrif müştürüldü. Oldingi yıl, oktyabr ayında bizim prezidentimiz Ankara'ya geldiler. Bu yıl, aprilin ahırı ve mayın başında Cenab-ı Erdoğan Özbekistan'a geldiler. Son yarım yıl içerisinde de üst düzeyde iki devlet ziyareti gerçekleştirildi. Geçen yıl Ekim ayında Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gelmişlerdi ve Nisan ayının sonu ve Mayıs ayının başlarında bu yıl 2018 yılında Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Özbekistan'da devlet ziyaretinde bulunuyorlar. Oldingi yıl taşrif çağıda bizim prezidentimiz Ankara'daki gelirlere de şu Ankara güzel bir şehirde şahsen ben için cüdeyim yakın bir şehir. Şu şehirde iki de Cumhurbaşkanı memnuniyet bile iki dostluğunu memleket arasında münasebetler stratejik dereceye çıkkanlığını ilan kılıştı. Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımız buraya Ankara'ya, güzel Ankara'ya geldikleri zaman özellikle altını çizmek istiyorum, benim için gerçekten çok yakın olan bir şehirdir Ankara. İşte bu şehire geldikleri zaman ikileri, bu iki kardeş ülkenin Sayın Cumhurbaşkanları, iki devlet ortasındaki ilişkilerin üst düzeye, stratejik bir düzeye ulaştığını duyurdular. Mayo'ydı, Toşkengi'ye borgenlerinden kiyin Cenab-ı Erdoğan şu stratejik münasebetini yana bir hüccet bile tasdiklaştı. Yani stratejik münasebetini nazorat kılış için, bunu işleri kanaka ketkenliğini közde tutuş için yukarı derecedeki kengeş teşkil edildi. O kengeşte iki de
reis bo'ladigan bo'ldi. Bir tarafdan Erdo'g'on, bir tarafdan Mirziyoyev. Ve Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uzbekistan'a resmi ziyaretle geldikleri zaman burada bu ikili stratejik ilişkiler pek geçişleştirildi, daha da onaylandı. Ne oldu? Üst düzeyde stratejik ortaklık konseyi oluşturuldu ve önemli olanı bu stratejik düzeydeki konseyin iki taraftan başkanları Sayın Cumhurbaşkanlarının kendileri ve onlar her yarı yıl içerisinde görüşmeler yapmayı planladılar ve kendileri bu stratejik ortaklık ilişkilerini denetleyeceklerini aktardılar, duyurdular. Toshkentde Cenab-ı Erdoğan aitkenleri de fakat de bana kol koyduk, imza çektik, 20'den artık 25'ye yakın bitimlerde imza çekildi. Lekin en asosiy iş endi başlanı yaptı. En asosiy iş endi, bu kağızda kalış gerekmez. Yani bu ilk elçilerin zimmasiga bizge ve Türkiye'ni, Özbekistan'daki elçisi, yani kadirdan dostum, Başar Bey Ahmet, yelkesige juda katta iş düştü. Bizler bu işini amalga oshirishimiz kerak. Sayın Cumhurbaşkanı Özbekistan'dayken, Taşkent'teyken 25 aşkın anlaşma imzalandı farklı alanlarda ve Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı şöyle dediler, şimdi imzalıyoruz ama en önemli olanı önümüzde. Bu anlaşmalar kağıtlarda, evraklarda kalmaması gerekiyor. Bunlar çalışılması gerekiyor, hayata geçirilmesi gerekiyor dediler. Ve özellikle iki büyük elçilere görev düşecek dediler. Bana ve Sayın Türkiye Cumhuriyeti'nin Taşkent'teki büyük elçisi Sayın Başar Bey Ahmet'e. Şunun için ben yeni bir bette o zaman manadarçılığını bildirmek için ben bu Stratejik İnstitut rahbarları ki ne geçseyiz biz kim bilen bu işin amalga aşırışımız gerek? Siz bilen bir gerekti. Şu yerde rejimi teşkil kılıp işlediğin yollamalarımız cüdeyem kop. Cüdeyem kop. Hazır günde asasi biz koca tutgenlerse bu soğuda hacmi. İki memleket ortasındaki soğuda hacmi bana 16. yılda soğuda hacmi 1 milyar 200 milyon bölgen olsa 17. yılda 1,5 milyardga çıktık. Bu yıl bizim Cumhurbaşkanlarımız bizge vazife koygen şunu 2 milyardga çıkışımız gerek. Yani yakın 3-4 yıl içinde 5 milyardga çıkışımız gerek. Tabii ben şimdi bir daha kendi şükranlarımı sunmak istiyorum Sayın Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanlığı'na, Sayın Başkan'a ve biz aslında bu vazifelerimizi nasıl gerçekleştireceğiz? Sizinle, enstitüyle ve sizin enstitünüzle bir açıdan gerçekleştireceğiz ve bizim için çok önemli olan bir konu var, ticaret, ikili ilişkilerimizdeki ticaret meselesi. 2016 yılında 1 milyar 200 milyondu ikili ilişkilerimizdeki ticaret. 2017 yılında da 1,5 milyarda ulaşmıştı. Ve 2018'de bize öyle vazife koydular Sayın Cumhurbaşkanlarımız. 2 milyarda kadar ulaşacak dediler. Ve yakın 3 yıl içerisinde de bunu 5 milyar dolara kadar ulaştırmayı hedefliyoruz. Bugün cüdük otu potansiyelimiz var. Bunun için tabii potansiyelimiz var. Büyük, çok büyük. Bu iş yolga koyuldu desek bo'ladi. Yola konulmuş diyebiliriz bu hedefimizin, başlatılmış diyebiliriz. Hazırki günde juda katta sermayeler, Türk iş adamları tarafından bizim Özbekistan'a götürülüyor. Büyük ölçüdeki yatırımlar Türk iş adamları tarafınca Özbekistan'a sunuluyor, götürülüyor. Başka 25 yıl içinde 500'ye yakın koşma karhanalarımız teşkil kılınken bu sefer Türkiye ve Özbekistan arasında. 25 yıl içerisinde Özbekistan ve Türkiye arasında yaklaşık 500 işletme açılmışsa Özbekistan'da. Şu yılın Turo içinde 70'ye yakını teşkil kılındı. Bu yılda sadece 4 ay içerisinde 70 tane işletme çalışmaya başladı. Yani bu iktisat masaları bu içe yavaş yavaş, sekin sekin yolga koyabiliriz. Lakin aldığımızda cüde kota vazifeler var. Şunu siz bilen birgelikte keyingi meclislerimizde alohida her bitti yolunu kurup çıkışımız gerek. Yani kültür masalası bu. Bu yerde bizni Özbekistan madeniyatını Türkiye'ye alıp gelip korsatış, Türkiye madeniyatını Özbekistan'a alıp korsatış, Özbek kinosunun haftalığını kılış, Türkiye kinosunun Özbekistan'da haftalığını kılış. Vokalinki işlerimiz kop, spor sokazda, gençler sokazda. Yani yakında biz İstanbul'a 150'lik de yaş biz
bizim mutaxassislarni olib keldik. Ular katta konferensiya o'tkazdik. Bugungi kunda bizda o'zbeklardan 800 ta student Turkiyada ta'lim olyapti. Bu juda kam. Tabii ekonomiyle ilgili ilişkilerimizi pekişleştiriyoruz. Şu an bu konuları ele alıyoruz. Onun dışında da başka yönde bizim ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Mesela birisi kültür meselesi. Özbekistan'da Türkiye kültürü günlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Türkiye'de Özbekistan kültürünü tanıtmamız gerekiyor. Mesela Özbek sineması ile ilgili tanıtımlar yapmamız söz konusu. Bunun dışında mesela spor alanında da işbirliği yapabiliyoruz. Gençliğimiz ortasında da işbirliği olması gerekiyor. Çok yakında İstanbul'a bizim Özbekistan'dan yaklaşık 150'yi aşkın genç uzmanlarımız, yani Özbekistan Gençlik Teşkilatı var. Onun temsilcileri geldiler. Orada bulundular. Orada oturumlar düzenlediler. Ve şu an Türkiye'de yaklaşık 800 tane Özbekistan asıllı öğrenci eğitim görüyor ve bu aslında çok az bana göre. Bu rakamı mı köpeytirişimiz gerek? Köprak bizim okulçularımız Türkiye'ye geliş gerek. Bu yerdeki biz şahsen özümüz bana Ankara, İstanbul, Konya'daki üniversitelerini varımız ziyaret kıldık. Tercütte biz bu yerde bölgen işlerini, bu yerdeki domlelerini, okul sistemasını, çok narsasını kollab kuvvetlesek bo'ladi. Şu gün gece biz özümüzde ciddi korxonalarni, mutaxassislarni bu yerga olib kelib, 2 hafta, 3 haftalik o'qishga olib kelyapmiz. Finans sohasida, soliq sohasida, sog'liqni saqlash sohasida. Shuning uchun ishlarimiz juda ham ko'p, buni o'tkazib rejalashimiz kerak. Ve bu sayıyı yükseltmemiz gerek. 800 dedik ama bu sayı yükselmesi gerekiyor öğrencilerimizin sayısını. Ve biz de çok ziyaretlerde bulunduk. Ankara Üniversitesi, Konya'daki üniversiteler, İstanbul'daki üniversitelere gittik. Orada tespitlerde bulunduk. Ve gerçekten çok şaşırdık. Çok güzel imkanlar var. Eğitim çok güzel düzeyde gerçekleştiriliyor. Bu işte bizim eğitim alanındaki işbirliğimizde pekişleşmesi gerekiyor. Bunun dışında bizim Özbekistan'dan birkaç alanda uzmanlarımız, Özbekistan'da çalışanlarımız gelip Türkiye'de eğitim alıyorlar. Mesela finans alanında vergi dairelere temsilciler gelip eğitim aldılar. Ve böyle eğitimle ilgili ilişkilerimizde daha da gelişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Gapımın ahırda etmek için ki, lakin içimde cüde gapım kop,